Bugünkü videomuzda sizlerle Sultan Tuğrul'un eşi Altuncan Hatun'a değineceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sultan Alparslan ve Sultan Melikşah dönemini anlattığım romanım, Nizam-ı Alem Büyük Selçuklu'yu okumanızı tavsiye ederim. Tarih boyunca devlet ve millet hayatında hanımların büyük rolü vardı. Özellikle Türk devlet geleneğinde sultan hanımlarının devlet yönetiminde ve devlet protokolünde yer aldıkları bilinirdi. Bunlardan başlayarak Göktürklerde, Uygurlarda ve ilk Müslüman Türk devleti Karahanlılarda kadının toplum içinde yüksek bir mevkii vardı. Sultan hanımlar mevcut disiplin içinde görev ve sorumluluklarının idrakiyle hareket ederler, çoğunlukla devleti destekleyici ve yükseltici roller oynarlardı. Hatun kelimesi Türk devletlerinde Hakan'ın ilk eşi için kullanılmaktaydı ve hatun hükümdarla birlikte tahta çıkıp yönetimde söz sahibi olabiliyor. Göktürkler gibi bazı Türk devletlerinde çıkarılan emirnamelerde hatunun da mührü gerekiyordu. 11. yüzyıl Türk kaynağı Kutadgu Bilig'e göre Uygurlardan başlayarak Selçuklulara kadar uzanan terken ünvanı hem hükümdar hem de hatunlar için kullanılmaktaydı. En kıdemli ünvanı alan terken hatunlar eşlerinin veya oğullarının yokluğunda naibi olabiliyordu. Hükümdarın kız çocuklarına da çok itibar ediliyor ve Melike ünvanı veriliyordu. Evlendiklerinde Melike Hatun olarak anılıyorlardı. Altuncan Hatun'a gelecek olursak, Altuncan Hatun'un ilk eşi Harezm bölgesi hakimi Harezm Şah olduğu belirtilir. Harezm Şah'tan Enoşirvan adında bir oğlu vardır. Altuncan Hatun ata binen, kılıç kuşanan, gerektiğinde askere komutanlık yapacak kadar cesur ve bilgili biriydi. Tuğrul Bey ile Altuncan Hatun'un ne zaman evlendikleri kesin olarak bilinmemesine rağmen 1040'lı yıllar olduğu ileri sürülür. Altuncan Hatun devlet işlerinde Tuğrul Bey'e yardımcı olmuş. Tuğrul Bey eşi Altuncan Hatun'a saygı duyar, bir mesele hakkında görüşlerini sorar, sözünü dinlerdi. Altuncan Hatun Selçuklu siyasetinde söz sahibi olmuş ve önemli kararlar almıştı. Tuğrul Bey'in üvey kardeşi İbrahim Yinal isyan başlatıp devletin merkezi Hamedan'a doğru yönelmesi üzerine Nusaybin'de bulunan Tuğrul Bey kardeşinden önce Hamedan'a ulaşarak silahları ve hazineyi güvenceye aldı. Hamedan önünde iki kardeş savaştı. Tuğrul Bey kuvveti az olduğu için mağlup olarak Hamedan kalesine sığındı. Tuğrul Bey eşi Altuncan Hatun'dan ve veziri Kündiri'den yardım istedi. Selçuklu ordusunu Bağdat'tan ayrılmamasını isteyen Abbas halifesi Altuncan Hatun'a izin vermedi ve vezir Kündiri'yi Hamedan'a gitmemesi için Altuncan Hatun'u ikna etti. Vezir Kündiri, Altuncan Hatun'un oğlu Enüşirvan'ı Tuğrul Bey yerine tahta çıkarma niyetindeydi. Bu durumu anlayan Altuncan Hatun, oğlunu ve veziri yakalatıp tutuklatmak üzere harekete geçince ikisi de kaçarak Hille'ye gittiler. Altuncan Hatun, İbrahim Yinal'ı mağlup ederek tehlikeye atlattı. Altuncan Hatun cesur karar alarak oğlunun tahta çıkmasına karşı çıktı ve Tuğrul Bey'e yardıma gitmesi Selçuklu Devleti'nin kaderini değiştirdi. İsyancıları dağıtmış, Tuğrul Bey'i muharasından kurtarmıştır. Böylelikle Büyük Selçuklu Devleti'nin parçalanması ve yıkılması önlenmişti. Altuncan Hatun Aralık 1060 yılında Zencan'da vefat etmiş ve ardından Re'ye defnedilmişti. İbnül Cevzi, Altuncan Hatun hakkında Tuğrul Bey birçok iş ve sorunlarda onun fikrini alır ve bunların çözümlerini kendisine bırakır demiş ve hayır işleri yapan çok dindar bir kadın olduğunu söylemişti. Altuncan Hatun'un hiç tereddüt etmeden aldığı kararlar devleti büyük bir fitneden kurtarmış ve büyük zafere doğru giden yolu açmıştı. İbn-i Tariberdi'nin Altuncan Hatun hakkındaki düşünceleri şu şekildeydi. Altuncan Hatun son derece dindar, Allah'ın emir ve yasaklarından çekinen, pek çok hayır ve hasenatı olan bir kadındı. Azm ve irade sahibi, kendisine has görüş, düşünce ve tedbirleri vardı. Eşi Tuğrul Bey onun sözünü dinlerdi. Altuncan Hatun 1060 yılında Cürcan'da rahatsızlandı. Hastalığı süresince büyük üzüntü içerisinde yanında bulunan eşi Tuğrul Bey'den son anlarında vasiyet niteliğindeki şu mühim istekte bulundu. Halifenin kızıyla evlenmek için ne gerekiyorsa onu yap. Böylece hem bu dünya hem de ahiret saadetine ulaşırsın. Ayrıca sahip olduğu bütün servetini bu evliliğin gerçekleşmesi durumunda halifenin kızı ve Tuğrul Bey'in müstakbel eşi Seyyide Hanım'a verilmesini vasiyet etmişti.